Yine mi ona gidiyorsun? Beni çağırdı. Konuşmak istiyormuş. Boşanmak istiyorsa neden sürekli arayıp seni test ediyor? Evrakları yollasın. Ben onunla konuşayım mı? Hayır. Bunu ondan duymak istiyorum. Konuşacak cesareti varsa benim de dinleyecek cesaretim var. Ayşe. Hayır, artık bu ikilemi ortadan kaldırmak istiyorum. Gidip onunla yüzleşeceğim. Ayşe doğru söylüyor. Peşinden koşup kendini yormak yerine bunu onunla konuşarak bitirmesi çok daha iyi. Bir karar verilmeli. Onun iyiliği için kendini perişan etmene hiç gerek yok. Eğer ona biraz değer vermiş olsaydı o zaman onu almaya gelirdi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İyi ki geldiniz. Ben de tam sizi arayacaktım. Niye? Basit iyi mi? Hiçbir şey yemedi. İlaçlarını da almadı. Tamam. Sen kahvaltı hazırla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Basit nerede? Odasında dinleniyor. Hanımefendi. Dün siz gidince o çok sinirlendi. Sinirden hiçbir şey yemedi. Lütfen Basit Bey iyileşene kadar siz burada bizimle kalın. Tamam, ben bir şeyler yapacağım. Geldin demek. Beni çağırdın. Nasıl gelmem? Sen gelmeseydin ben sana gelecektim. Bana kızgın mısın? Neden sana kızayım ki? Neye bakıyorsun? Her şey aynı yerde. Öyle olmalı. Sadece sen burada değilsin. Olamam da. Neden? Şimdi geri döndün. İyi ki geldin. Tüm eşyam burada. Elbiselerinin hepsi burada. Bu yüzden zorluk çekiyor olmalısın. Hayır. O şeyler benim değil. Ayşe Basit'in. Gelirken pahalı bir eşya getirmedim. Hepsinin geçici olduğunu biliyordum. Beni niye aradın? Gel otur. Dün bütün gece o kadar huzursuzdum ki uyuyamadım bile. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Seni gördüğüm zaman sanki aramız iyiymiş gibi hissediyorum. Sen iyi misin? Benim için endişelenmene hiç gerek yok. O dosya ne? Bence kendin bak. Ben senden duymak istiyorum.
Bu öyle bir şey değil. Bunu kendin açabilirsin. Onun içinde ne var bilmiyorum. İlgilenmiyorum. Ama bana senin söylemeni istiyorum. Söyle. Haklısın. Zaten bu yüzden seni buraya çağırdım. Her şeyi açıklık getirelim istiyorum. Her şey açık. Sadece söyleyeceksin. Bunu benim için zorlaştırıyorsun. Hiçbir şeyi zorlaştırmak istemiyorum. Söyle Basit. Mesele neyse söyle bana. Bu senin için bir mülk dosyası. Neden? Çünkü hayatında bir sorun olmasını istemiyorum. Sorunlarımın senin hayatına hiçbir ilgisi yok. Ayşe, konuyu abartma. Kendi ayaklarının üstünde dur istiyorum. Materyalist aklın bunun ötesinde düşünemez, değil mi? Her hatadan sonra bana bir zarf veriyorsun. Sanki bu her şeyi düzeltecek. Her defasında bana nereden geldiğimi hatırlatıyorsun. Sizin gibi zenginler sadece kâr ve zararın son boyutunu düşünür. Benimle de bunun için evlendin. Kâr elde etmek için. Endişelenme. Seninle geçirdiğim zaman için kesinlikle hiçbir kâr istemiyorum. Ayşe, beni yanlış anlıyorsun. Efendim, kahvaltı. Kahvaltı istemiyorum. Affedersiniz. Aha. Ben Basit'le buluşmaya geldim. Basit evde mi? Evet. Burası onun evi. Bu yüzden evde olacaktı. Siz? Ben Ayşe. Aha. Ben de Süha. Basit'in arkadaşı. Peki ya siz? Basit'in hiçbir şeyi değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.